Evet, ikinci saat dilimindeyiz sabah sporunun. Spor, spor bültenimizi noktaladık. Gazete sayfalarıyla devam ediyoruz. Suha yorumcusu Taner Karaman katıldı. Trabzonspor'un gelişmeleriyle hemen başlayalım sevgili izleyenler. Öncelikle gazete sayfaları ekranlarımıza gelecek. Sabah gazetesinin 17. sayfasını görelim. 16 sezonun en iyisi demiş sabah gazetesi. 2004-2005'ten sonra ilk kez deplasmanda 10 maçlık bir seri yakaladığını söyleyelim. E, Sivas karşısında 23 Eylül'de 2-1 kaybetmişti. Borda Maviler ardından rakiplerine nefes saldırmadı. 10 deplasmanda 3 beraberlik 7 galibiyet. Yunus Emre Selim bir habere bazı istatistik rakamları derlemiş. Sen nasıl yorumluyorsun bunu? Yani e, e hak nasıl edilen... nasıl başladı tabii onu da soracağım. Tabii şöyle bakmak lazım çok hak edilen galibiyetler. Hı hı. Oynanan oyunun kalitesi ve ligin diğer takımlarıyla karşılaştırdığımız zaman gerçekten de... E, İk sıralarda üst sıraları zorlaması, hep böyle yukarıda kalması, şampiyonluk yarışında olması yani daha doğrusu zirvede olmayı hak eden bir oyun sergilediğini söyleyebiliriz. Şimdi çok uzun bir aradan sonra tekrar dönen bir Trabzonspor'un e, oyunundaki düşüşlere ya da çıkışlara baktığımız zaman çok fazla eksiği göremiyorsunuz. Hı hı. Birkaç oyuncu da haklı olarak olabilecek düşüşler sadece ama genel itibariyle e, Ünal Karaman'la başlayan, şimdi Hüseyin Cimşir'le devam eden Hatta Hüseyin Cimşir'le biraz daha yukarıya çıkan bir oyun kalitesi var. Öncesiyle karşılaştırdığımızda öne geçtiği maçları tutmakta zorlanan, çok fazla öne geçip puan kaybeden bir Trabzonspor varken Hüseyin Cimşir'le beraber bu sorunu da ortadan kaldırdılar ve savunmayı da biraz daha yukarıya çekmeyi başardılar. Bu bence hı hı. çok kıymetliydi. Trabzonspor'un 16 sezon en iyisi olmasının bence sebeplerinden bir tanesi Hüseyin Cimşir'le birlikte o savunma zaaflarının da kapatılmış olması ki aslında kupa sohbetimize başlamıştık seninle evet. kaldığımız yerden de sürdüreceğiz yine konuşmayı Göztepe önünde mücadele verdi 27. haftada Trabzonspor 3-1 yendi rakibini o maçı mutlaka rakamlarına bakmışsındır kupaya gelmeden önce bu arayı nasıl geçirdiğini sen analiz ettin nasıl başladı Trabzonspor? Ben açıkçası daha böyle kontrollü ve iyi başladığını düşünüyorum yani bu arayı iyi değerlendirmişler öyle gözüküyor. Eksikleri var mıydı bıraktığı yere göre? Biraz Sörlot'u çok kayıp gördüm oyun içerisinde. Hı hı. Yani bu belki Göztepe'nin oynadığı oyun anlayışıyla da alakalı olarak yorumlanabilir. Ama e, özellikle Enver Kamen'in performansında hiçbir eksilme yoktu. Abdülkadir Ömür keza çok iyi işler yaptı. Uğurcan Çakır bu karşılaşmada 6 net kurtarış yaptı ki bu ligde 91 tane kurtarışı var. Ligin en fazla kurtarış yapan kalecisi durumunda. Avrupa'da da 20. sırada. E, çizgisini hiç bozmayan bir Trabzonspor oyuncu grubu var. E, Göztepe'yi nezdinde incelersek Göztepe'de de her Trabzonspor maçında gerçekten çok iyi performans sergilenen Beto gerçeği var. Hı hı. Bu maçta da yine Beto çok öne çıktı. Eğer kalede Beto olmasaydı çok yüksek bir olasılıkla Trabzonspor çok daha farklı bir galibiyet elde edebilirdi. Ben e, oyun kalitesinin bu ligde düşmeyen takımlar yani şu ana kadar izlediğimiz takımlar içerisinde oyun kalitesi düşmeyen nadir ekiplerden biri olduğunu söyleyebiliriz Trabzonspor. Ee, şöyle rakamlar da var biraz daha detayına inersek 13 dış saha maçında 7 galibiyet 5 beraberlik almış. Ee, bu süreçte de sadece bir mağlubiyet yaşadığını söyleyelim. 25 golü var ona karşılık kalesinde 13 gol görmüş deplasmanda 26 puan topladı. Ya Bu alanda da galiba lider değil mi lider. deplasmanda aldığı puanlarla Yani 13 tartışırsa. maç 26 puan maç başına 2 puan ortalaması ki Trabzonspor'u Bundan 3-4 yıl öncesine gittiğimiz zaman Trabzonspor deplasmanda kazanmakta zorlanan bir takım hı hı. durumundayken şimdi kaybetmeyen takım durumuna geldi. Yani bunun oluşmasındaki sebeplerden bir tanesi artık daha akılcı bir transfer politikası. Benimsenmiş olması, takım olgusunu bozulmaması, her transfer döneminde kadronun baştan yapılmaması hı hı. olarak yorumlanabilir. Takımda belli bir disiplin artık oluştu ve o disiplin doğrultusunda herkes... Sahaya kendisini daha rahat verebiliyor. E, ve e, tabii ki bir Sörloth olayından bakmak lazım. Bu sezon en az 3-4 kez e, yer mekan fark etmez, Sörloth affetmez diye başlıklı haber yaptığımı hatırlıyorum. E, çünkü gerçekten de rakip fark etmeden, e, yer mekan fark etmeden çok rahat gol atabilen bir oyuncu Sörloth. Ve bu bahsettiğin deplasmanlara Avrupa'yı da eklediğimiz zaman, işte Prak vesaire gibi... Eee neredeyse bütün deplasmanlarda bir fil etkili olmuş ve galibiyete getirmiş isimlerden bir tanesi. Peki bu haftaki maçta biraz silik biraz daha geri planda mu? kaldı Serlot ama en o açığı hı hı. kapattı. Peki kupa maçından beklentini? Gözler şimdi kupaya çevrildi. Evet. Yani kupa maçında ben Trabzonspor'un biraz daha önde olduğu kanısındayım. Zaten tamamen oyun kalitesine baktığımız zaman, iki takımın oyununa baktığımız zaman Fenerbahçe'nin hem Trabzonspor'un evet. Trabzonspor biraz daha önde gözüküyor ve ee, zihinlerde şu olabilir işte Trabzonspor zorlu bir deplasman tamamen neredeyse as bir kadro ile çıktı hemen Fenerbahçe maçına çıkacak gibi olabilir ama Trabzonspor'un böyle çok maçı var ve Trabzonspor çok rahat bir şekilde 2-3 gün içerisinde yeni bir maça hazırlanma ve o maçta yine aynı performans sergilebilecek e, duruma sahip bu arada e, az önce Sörlot'la alakalı bu eleştiri yaklaşımı da şunu söyleyeyim e, kazanılan Ekuvan'ın attığı penaltıda neredeyse santra noktasından topu alıp e, durdurulamayan bir şekilde e, yaklaşık 40 45 metre topu sürdü. Hı hı. E, ve penaltı kazandırdı. Yani o o pozisyonu da haksızlık etmemen için söylemem lazım. E, evet. ve Trabzonspor şu anda daha güçlü. Performans olarak, fizik kalitesi olarak daha güçlü gözüküyor. E, Fenerbahçe'nin aşması gereken bazı noktalar var. Bir tanesi stoper savunma bölgesi özellikle. Bunu bir türlü çözemediler. Onun aşılması gerekiyor. Hı hı. E, bu çözülmediği takdirde e, Trabzonspor'un bu güçlü ayakları, Mbakame, Sörloth, arkadan Abdülkadir Ömür gibi güçlü ayakları zorluklar çıkartabilecek durumda. Peki, Foto Maç Gazetesi'nin 6. sayfasına da uzanalım sevgili izleyenler. Yine Trabzonspor'a dair bir sayfa ekranlarımıza gelecek. Yolun sonu şampiyonluk. E, dediğimiz gibi burada da bir takım <laughs> istatistiki bilgiler bizimle paylaşılmış. Vakame'ye biraz Parantez açalım istersen. Tabii. Geçen sezonu 12 gol, 12 asistle tamamlamıştı. Ee, Göztepe'ye attığı golle bu sezon 14 gol, 11 asiste ulaştı. Yani bu da performansın bir adım öne taşımış olduğu 25, anlamına geliyor. 25 gole katkı yani dile kolay. Evet. Yani bu çok kolay bir şey değil. Ee, üstelik maliyet olarak baktığınız zaman e, bu performansa ulaşması için daha öncesinde Türkiye'liklerinde 5 milyon euro maaşlara kadar maaşlar verildiğini biliyoruz. <laughs> MvKM'nin belki de Trabzonspor'daki bu performans tetiklenen en büyük unsuru da sözleşme maddeleri olabilir. Ee, öyle bir sözleşme yapılmış yapılmışken Vakame ile ne kadar e, performans verirse o kadar fazla para kazanabiliyor. Evet. Aksel'de kazandığı para biraz daha gerilerde kalıyor. Ee, sözleşme maddelerinin işte ne kadar garantiden öte biraz daha performans yönelik yapmayı başarıyorsanız o kadar sağ içinde performans alabiliyorsunuz. İşte Vakame oynadığı süre, çıktığı maç, attığı gol yaptığı asist gibi birçok başarı primi e, oyuncuların 34 hafta boyunca kendilerini daha diri tutmasını sağlayabiliyor. de bunun örneklerinden bir tanesi. Hem maliyet anlamında düşük hem de iyi bir sözleşmeyle gelmesi e, Trabzonspor'a bir değer e, ve Trabzonspor'un üstünden çok ciddi paralar kazanabilece kazanabileceği bir yetenek. Hı hı. E, hatırlarsın belki daha önce Hapal Birşava ile Beşiktaş oynarken Hapal Birşava'nın oyuncusuydu e, İsrail ekibinin evet. Mvakame ve e, o maçta da Beşiktaş'a gol atmayı başarmıştı. Çok da çizgisini bozmuyor. E, bu sezonda yine böyle e, her takıma neredeyse zorluk çıkartan bir oyunu var. Evet. Peki Fenerbahçe bu hafta nasıl buldun? E, şimdi Hesli Kablo Kayseri Spor'u yendiler ama... Hı hı. E, ...aslında çok da sanırım sen performansından memnun olmadın. Evet, tamamen Kayseri Spor'un. Eksi gördüğün yerler nasıldı? Şöyle Nerelerde söyleyeyim. daha doğrusu? Kayseri yaptığı hatalar Trabzon, e, Fenerbahçe galibiyeti getirdi diyebiliriz. Şimdi e, muhtemelen Fenerbahçe taraftarlar da böyle... Yani ...şapkalarını önüne koydukları zaman... ...düşünüyorlardı şimdi. Hı hı. Ligin sonuncusu... ...Kayseri Spor... ...87 dakika boyunca... ...oyunu önde götürüyor. Siz Kayseri Spor'a karşı neredeyse... ...4 yıldır kazanamıyorsunuz. 87 dakika boyunca... ...önde götürüyor. Ve sonrasında yapılan... işte ...Situm'un elle kesmesi... ...diğer taraftan... ...ceza sahası dışına atılan bir... ...uzaktan gol... Tamamen bireysel yetenek ve duran topla gelen bir galibiyet. Oyun kalitesine baktığımız zaman sezonun ilk yarısından hiçbir şekilde farkı yok. Hatta biraz daha geride olduğunu söyleyebiliriz. Uh -huh. e, Kayseri Spor'da ProSineçki, e, bu eleştirimi daha önce sosyal medyadan da yaptım. ProSineçki dakika 87 olduğunda bir tane oyuncu değiştirme hakkı kullandı. Dört tane daha kullanabilecek durumdayken sadece bir tanesini kullandı. 87'den sonra... Hızlı bir şekilde olabildiğince 4 oyuncu değişikliğini yapıp oyunu soğutmak yerine oynatmayı devam etti. Ve 90 artı 1'den yani gelinen gollerden sonra bir de 90 artı 1'de oyuncu değiştirip hı hı. E, kendinden sürekli çaldı. Yani bu pro gibi bir deneyime ben benim çok yakıştıramadığım bir tablo oldu. E, pro belki dört tane oyuncu değiştirme hakkını kullansaydı 85'ten sonra yavaş yavaş e, oyunu soğutup e, belki de maçı tutabilecekti.